akşam saatlerinde İl Seçim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde Yalova'da, merkezde, Çınarcık'ta ve Kaytazdere'de oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verildi. Burada sizin de katıldığınız basın toplantısında biz dile getirmiştik yaptığımız itirazı ve buna ilişkin İl Seçim Kurulu'da vermiş olduğu kararda eşitlik ilkesini de gözeterek tamamının bu anlamda hem Yalova'da hem Çınarcık'ta hem de Kaytazdere'de sayılmasını kararlaştırdılar. Hukuki olarak hareket ettikleri temel argüman da burada oy farkının kullanılan oy düşünüldüğü zaman çok küçük olmasından kaynaklı. Hiç kimsenin buna itiraz etmemesi gerekir. Bakın Çınarcık'ta biz öndeyiz mesela. Ama ne benden, ne il başkanımızdan, ne milletvekilimizden bununla alakalı böyle katsayısı yüksek tonda bir açıklama işitmiyorsunuz. Çünkü biz milletimizin iradesine tam olarak sandıklarda tecelli etmesini istiyoruz. Bu tecelli ile birlikte şehirlerimizin yönetimi konusunda o yörenin halkı bir istikamet göstermiş olacak. Biz kendimizden de eminiz. Çınarcık'ta da, Yalova'da da bütün bu sürecin bizler adına olumlu neticeleneceğini biliyoruz. Bu konuda kendimizden eminiz. Ama yine defaatle sizlerle yaptığımız buluşmalarda da ifade ettiğim üzere bu süreç aynı oy verme gününde olduğu gibi seçim sisteminin, seçim sürecinin doğal bir parçasıdır. Taraflar itirazlarını dile getirir. Bir mahkeme hükmünde olan seçim kurulları da kararını verir. Hepimiz de bu karara uyarız. Bugün de böyle oldu. Hem Yalova'da, hem Çınarcık'ta, hem de Kaytazdere'de oyların tamamı sayılacak. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu sayımın şekline ve usulüne ilişkin bir tavsiye kararı bekleniyor. Belki de iletildi biz burada sizlerleyken. Bu karar geldikten sonra da İl Seçim Kurulu'nun gözetiminde bu çalışma başlatılmış olacak. Ben tüm hem Yalova hem Çınarcık hem de Kaytazdere için tüm bu sürecin hayırlar getireceğine inanıyorum. Millet iradesi sandıkta tecelli etmişse bunun değerlendirilmesinden, açıklığa kavuşturulmasından hiç kimsenin rahatsızlık duymaması gerekir. Biz buraya milletin desteğiyle, milletin teveccühüyle gelmiş bir siyasi hareket olarak bundan dolayı da hiçbir kuşkumuz, hiçbir endişemiz yok. İnşallah bu süreçte tamamlandığı zaman Yalova'mız adına hayırlı bir netice alacağız. Peki Sayın Vekilim, şimdi eğer beklenen sonuç elde edilemez ve karar şey değişmezse, sonuç değişmezse YSK'ya başvuru olacak mı? Şimdi seçim sürecinde aynı adli mahkemeler gibi 3 kademeli bir yapıdan, hatta 4 yapılı bir kademeden bahsediyoruz. Sandık kurulları, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve yüksek seçim kurulu. Ve buralarda her birinde alınan kararlar, biliyorsunuz mazbatalardan elde edilen ıslak imzalı tutanaklardan başlayarak sandık kurulundan bizlerin önüne geliyor. Bizler bunları hukukçularımızla birlikte inceliyoruz. Şimdi il seçim kurulunun hem sayım döküm işlemlerini tamamladıktan sonra nasıl bir tablo ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Hangi olayların yaşanacağını, ne gibi vakaların gözlemleneceğini bilmiyoruz. Bu çalışmasını yaptıktan sonra heyet olarak otururuz. Daha önce de yaptığımız gibi. Bakın biz öyle sadece itiraz edelim diye bir itirazda bulunmadık. Niye? Burada yargı mercilerini, kamuoyunu bununla meşgul etmek de doğru olmazdı. Ama biz ıslak imzalı tutanakları inceledik. Mazbataları inceledik, kendi müşahitlerimizin, kendi sandık görevlilerimizin gözlemlerini değerlendirdik. Maddi gözlemlerden dolayı hem de farkın bu kadar az olmasından kaynaklı olarak burada biz itiraz sürecini yürütüyoruz. Çınarcık'ta onlar yürütüyorlar. Bu hukukun bir parçası. Yani il seçim kurulu kararını vermeden biz bunu YSK'ya götürür müyüz, götürmez miyiz? Bunu biz de bilemeyiz, hiç kimse de bilemez. Çünkü kuru kuruya bir itirazdan aman seçim satrındaki inatlaşmalar gibi bunu organize etmekten yana biz hiç değiliz, hiçbir zaman da olmadık.
vekilim, oyların adliyede sayılmayacağı, kapalı spor salonunda sayılacağı aklı bir bilgi var. Size ulaştı mı öyle bir bilgi? Usulle ilgili dediğim gibi çalışmasını yürütüyor. İl Seçim Kurulu bize aktardığı bilgi o şekilde. Onu da kendilerinin en rahat nasıl çalışacağını belirlemekle ilgili kararı verdikten sonra yapılacaktır. Bizim Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulları, il seçim kurulu, bunların çalışması süreciyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Ön yargımız ve bunların herhangi bir yanlış süreç yöneteceğiyle ilgili. Buralarda doğan eksiklikleri, buralarda doğan hataları gidermeye yönelik olarak kanunla da sabit olan, anayasal olarak da hak olarak siyasi partilere tanınmış, biz bir hak arama yolunu şu an müracaat ediyoruz ve o çerçevede buradayız. Başka soru var mı? Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.